Değerli sağlık emekçisi arkadaşlarımız, pandemiye ayrımcılıkla başladık. Beyaz form aldatmacası ile devam ediyoruz. Ek ödeme değil, üniversite hastanelerini de kapsayan, emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Üniversite hastaneleri, sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası ve nitelikli sağlık hizmeti üretiminin de en belirleyici unsurların olmasına rağmen sağlık sistemimiz içerisinde üvey evlat olarak görülmektedir. Covid-19 pandemisi sırasında bu durum daha da görünür hale gelmiştir. İki üniversite hastanesinden yapılan açıklamada eldiven, cerrahi maske alabilmek için dahi para yok. Tıbbi malzeme ve ilaç şirketlerine milyonlarca lira borç var çağrısı, sağlıkta dönüşüm programı kapsamında işletmeye dönüştürülen ve sundukları kamu hizmetinin özelliği nedeniyle borç batağına sürüklenen ve buna göz yuman hemen hemen bütün üniversite hastanelerinin durumunu yansıtan bir çağrı olarak gerçekleri tüm kamuoyuna duyurmuştu. Ülkenin her tarafına gönderilen hekimlerin yetiştirildiği tedavi edici sağlık hizmetlerinde sevk zincirinin en son basamağı dünya çapında isim yapmış saygın tıp insanlarının bilimsel ve özel hareket edebilmeleri sayesinde ülkemizde kamusal sağlık hizmetinin ileriye taşınmasında itici bir rol oynayan kurumlarımız bugün borç batağından çıkmak için mücadele etmektedir. Üniversite hastanelerinin mali, idari ve bilimsel özelliği Sağlık Bakanlığı tarafından adeta kuşatılmış üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması için her türlü yasal zemin oluşturulmaya başlanmıştır. Devlet üniversite hastanelerimizin yeniden ülkemizde yaşamakta olan herkese parasız sağlık hizmeti sunabilecek duruma gelmesi için kaynağı genel bütçeden olmak üzere tüm borçlarının ödenmesi ve daha fazla gecikmeden bütün gereksinimlerinin karşılanması gerekirken bu durum devlet üniversitelerinin Sağlık Bakanlığı'na bağlanması için bir fırsat olarak görülüyor. Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi örneğinde olduğu gibi üniversite hastanesinin borcunu kapatıp bir işbirliği protokolü ile üniversitenin özelliğine kayyum atamıştı. Sağlık hizmeti sunumu doğrudan hasta başvurusu ile değil, üçüncü basamak sağlık hizmet sunumu şeklinde olması, hastaların bir ve ikinci basamaktan gelmesi gereken ve temel görevi eğitim, öğretim ve araştırma olan devlet üniversite hastanelerimizi bu kimliğinden çoktan çıkarılmış ve devlet hastanesi kimliğine sokulmuştur. Asistan hekimler, hasta, iş yükü ve angaryalar nedeniyle eğitim için yeterli zaman bulamazken öğretim üyeleri de finansal baskılar nedeniyle hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyorlar. Ek ödeme, performans ve ücret baskısı nedeniyle alanında isim yapmış tıp insanları kamusal alandan çekilerek özel sektöre yöneliyor. Bir kısmı da yurt dışına gidiyor. Oysa tüm ülkenin vatandaşlarının sağlığa erişim hakkı kapsamında bu hekimlere ihtiyacı varken sadece parası olanlar şifa buluyorlar. Üniversite hastaneleri borç batağından çıkmanın yolu olarak daha az maliyetle hizmet üretip daha fazla gelir elde etmek için etik dışı yollarla döner sermayeyi artırmaya çalışıyorlar. Pandemide dağıtılması gereken ek ödemeyi dahi üniversite hastaneleri yönetim borçlarını ödemek için kullanabildiler. Sendikal hak ve özgürlükleri, sendikal güvenceleri, çalışma hakkına ilişkin kazanılmış hakları yok sayarak sağlık emekçilerini köle gibi sömürmek istediler. Sendikal eylemleri darbe teşebbüsü olarak gören rektörler, başhekimler en ufak hak talepleri için
disiplin soruşturmasıyla sağlık emekçilerinin seslerini kısmaya çalıştılar. Elbette bu uygulamalara karşı fiili ve meşru mücadeleden bir adım dahi taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milyonlarca kamu çalışanlarını temsil eden yetkili ama etkisiz Sarı Sendika'nın iktidarın destekçisi olduğunu bu yönetmeliğe cılız bir açıklamanın dışında karşı çıkmadığını da üyesi olarak sağlık emekçi üyesi oldukları sağlık emekçilerinin takdirine bırakıyoruz. Üniversite hastanelerinden bu genel bakıştan sonra şunları da ifade etmeden geçemeyiz. Üniversite hastaneleri çalışanları diğer tüm sağlık çalışanlarının yaşadığı emekliliğe yansımayan yoksulluk sınırı altındaki düşük ücretler, istihdam biçimindeki farklılıklar ve farklı ücretlendirmeler, şiddet, mobbing gibi birçok sorunun yanında bugün en az hemşire ve sağlık hizmetleri sınıfı mensupları ile hizmet üretmeye çalışıyorlar. Yeterince personel olmadığı için asistan hekimler, kırtasiye işi, bir memurluğu gibi ekstra işleri yapmak zorunda bırakılıyor. Üniversite hastanelerinde çalışan emekçiler hala tayin hakkına sahip değiller. Üniversite hastanelerindeki sağlık emekçileri başta olmak üzere tüm sağlık emekçilerinin acil ve çözülmesi gereken sorunları ortadayken geçen hafta Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ek ödeme yönetmeliği yeni bir sorun haline gelmiştir. Pandemi boyunca üniversite hastanelerinde çalışan emekçilerin emeğini görmeyen bakanlık, geçen hafta yayınladığı yönetmelikle bir kez daha üniversite hastanelerini yok saydığını ortaya koymuştur. Düzenleme, üniversite hastanelerinde çalışan emekçileri kapsamamaktadır. Kapsam dışında bırakılan üniversite hastanelerindeki emekçiler, hükümete göre sağlık hizmetleri üretmiyorlar. Üniversite hastanelerindeki 2547 sayılı kanunun 58. maddesi kapsamında olduğundan burada çalışanlarla ilgili YÖK tarafından bir çerçeve yönetmelik çıkarılması ve ilgili üniversite yönetim kurullarının bu çerçeve yönetmeliğine göre kendi kararlarını almaları gerektiğini biliyoruz. Ancak sağlık hizmeti bir bütündür. Sağlık emekçileri için bir düzenleme çıkarılacaksa herkesi kapsamalı ve eş zamanlı olarak çıkartılmalıdır. Bu yönetmelik hazırlanırken nasıl ki sağlık emekçilerinin örgütlerinin görüşleri dahi dikkate alınmamışsa YÖK ve üniversite yönetimlerinin de dikkate alınmamış eş güdüm halinde çıkarılması için çaba harcanmamıştır. Üniversite hastaneleri için yönetmeliğin ne zaman çıkarılacağına dair herhangi bir bilgi ya da açıklama yapılmamıştır. Mücadele etmeden hiçbir hakkımızı alamayacağımızı bugüne kadarki uygulamalardan dolayı gayet iyi biliyoruz. Ek ödeme yönetmeliği ile sağlık çalışanları arasındaki gelir uçurumu daha da açılmıştır. Her ne kadar bu yönetmelikte taban altında hekim dışı personele cüzi bir ödeme getirilmişse de bunun yeterli olmadığını, taban ödeme katsayılarının hekim dışı personel bakımından daha yüksek olması gerektiğini vurgulamak isteriz. Yine izin kullanımlarında ek ödemenin kesilecek olması, disiplin cezalarında ikinci bir cezalandırma olarak ödemelerinin kesilecek olması kabul edilebilir değildir. Bu nedenle üniversite hastaneleri için çıkarılacak yönetmelikte bu itirazlarımızın dikkate alınmasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği için yürüteceğimiz hukuksal ve demokratik mücadelemiz kapsamına üniversite hastanelerini de eklemek istemiyoruz. Özcesi bizi de yormayın, kendiniz de yormayın diyoruz. Bu nedenle ek ödeme, teşvik, taban ödeme, performans gibi ücretlendirme biçimlerini kabul etmiyoruz. Yoksulluk sınırı üzerinde
emekliye yansıyacak temel ücret belirlenmesi ve bu ücretlerin eğitim düzeyi, yapılan işin niteliği ve riski, hizmet yılı gibi kriterler ile de giydirilerek bir ücret sisteminin oluşturulmasını üniversite hastanelerinde çalışan tüm emekçiler için talep ediyor ve mücadelesini yürütmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Teşvik ile sağlık yürümez. Teşvik ile maaş olmaz.